has bir şekle sahip. Kolayca çıkabiliyor. Çok sağlam bir yapıda. 30 mermi alabiliyor. Kolayca takılıyor. Bu silahın herhangi olumsuz bir tarafı varsa aşırı hassas olmasıdır. Ateş ettiğinizde tüm mermiler aynı noktada gruplanır. Destek silahlarında düşmanı engelleyebilmek için daha geniş bir gruplanma alanı istersiniz. Modern zamanların çok amaçlı makineli silahları bu İkinci Dünya Savaşı silahlarından daha az hassas olarak tasarlanır. Brenin ünlü durdurucu gücüne rağmen tek taraflı bir çatışma yaşanıyor. Projektör ışıklarıyla aydınlanan İngiliz gemileri açık hedef oluyor. Hızla kayıplar verilmeye başlanıyor. Capital Town'un zırhlı penceresinden etrafı gözetleyen Yüzbaşı Chant, küçük motorlu teknelere kurşun yağdığını görüyor. Kıç tarafında nehir yüzeyine mermiler yağıyordu. Bu kısımda motorlu teknelerimiz Alman silahlarının yıldırıcı ateşine karşı koymak için çaresizce mücadele ediyorlardı. 15 adet Fenrir B motorlu tekne komandoların çoğunu taşıyor ve kaçış araçları da bunlar olacak. Bunlar 34 metre uzunluğunda ahşap tekneler. 600 beygir gücündeki iki motorla 20 knot hız yapıyorlar. İki Orlikon top ve makineli silahlar da ateş desteği sağlıyor. Normalde kıyı devriyesi ve denizaltı avlamak için kullanılıyorlar. Daha önce saldırı görevinde bulunmamışlar ama donanmanın elinden gelen bu. En büyük zayıflıkları ise herhangi bir zırhlarının olmaması. Bir tüfek mermisi bile gövdelerini delip geçebilir. Dahası bunları Sennizer'e getirip geri döndürebilmek için güvertelerine ekstra yakıt tankları konmuş. Tek bir atışta koca bir motorlu tekne yüzen bir alev topuna dönüşebilir. Campbelltown'un güverte altındaki Purdon çoğu askerden daha iyi korunuyor ama o bile güvende değil. Alman gülle ve mermi darbelerinin Campbelltown'un gövdesine çarptıklarını hissettik ve duyduk. Subaylara ayrılmış odada otururken yanımızdan kor gibi bir gülle geçti ama patlamadan yoluna devam etti. Saat 01:29. Hedefe 60 saniye kala. Zırhla çevrili kaptan köşkü her taraftan ağır darbeler alıyor. Dümende bulunan assubay kıdemli üst çavuş Velstedt vurulup ölüyor. Yerine geçen kişi de birkaç saniye içinde vuruluyor. Onun yerine de yüzbaşı Nigel Tibbles geçiyor. Gemiyi patlayıcılardan oluşan öldürücü yükle doldurmakla sorumlu kişi. Yüzbaşı Tibbles dümene geçti. Mendrek civarında rota değiştirdi ve gemiyi liman girişine döndürdü. 18 knot hızda sadece 91 metremiz kalmıştı. Elimize ne geldiyse tutunup kendimizi koruduk. Feci bir şok bekliyorduk. Sonra çarptık. Gemi birdenbire büyük bir titremeyle durdu. Baş tarafı şiddetli şekilde liman girişine çarpmıştı. Usta denizcilik becerileri sayesinde Campbelltown saldırının ilk aşamasını başarıyla tamamlıyor. Binbaşı Petey sadece şöyle diyordu. 4 dakika kadar geç kaldık. Kraliyet donanması görevini yaptı. Şimdi de sıra komandolarda. Komandolar böyle operasyonlar için yetiştirilen elit kuvvetler. Onlar Başbakan Winston Churchill'in parlak fikrinin ürünü. Onlar Avrupa Kalesi'ne ani saldırılar yapıp Hitler'e karşılık vermek üzere oluşturuldular. Kendine has bir anlatım tarzına sahip olan Churchill bunlara vurkaç operasyonları adını veriyordu. Almanları vuracak ve sonra da sıvışacaktık. Her komando özel hizmet veren belirli bir birimden gönüllü olarak geldi ve ciddi bir eleme sürecinden geçti. London Wasps rugby takımında oynayan Stuart Chant elemede başarılı olmuş. Herkesin yüzme bilmesi gerekiyordu. Birliklerin ulaşım aracı olmadığından uzun mesafeler yürümemiz gerekiyordu. Tüm rütbeler için belirlenen standart 24 saatte 96,5 kilometre yürümekti. Bu hız piyade sınıfının neredeyse iki katıydı. Bize ayrıca patlayıcılarla ilgilenme, tahrip etme ve silahsız dövüşme becerileri kazandırdılar. Şangay'da polislik yapan William Webern
ve Eric Size komandoları karşılıklı dövüş konusunda eğitiyor. Sokak dövüşü deneyimlerinden hareketle komandolar için yeni bir bıçak da tasarlanmış. Fairbairn Sykes bıçağı komandolar ve özel kuvvetlerle eş anlamlı gibidir. Aslında bu bıçak günümüzde hala komando armasında yer almaktadır. Uzun, ince bir bıçak bu. Göğüs kafesinin derinliklerine girmek ve herhangi bir sorun yaratmadan çıkmak üzere tasarlanmıştır. Komandolar sokak dövüşünde ustalaşmak için haftalar boyu eğitim görüyor. Tahrip birlikleri de sürekli olarak patlatma talimi yapıyor. Komandolar saldırı için iki tür ekibe ayrılıyorlar. Chant ve Purden gibilerin yönetimindeki tahribat ekipleri tersanenin bölümlerini havaya uçuracak. Adam başı 40 kiloya varan sırt çantaları taşıyorlar. Bu ağır yük nedeniyle silah olarak sadece 45'lik Colt tabancaları var. Diğer komandolar da iki saldırı ekibine ayrılıyor. Düşman mevzilerini ele geçiren ve faaliyetteki tahribat ekiplerini koruyanlar. Bunlar da Bren ve 45 kalibrelik Amerikan Thompson makineli silahları gibi otomatik silahlarla donatılmış durumda. M1 model Thompson makineli silah bu. Bir Amerikan silahı. Muhtemelen bu silah içki yasağı döneminden ve Hollywood'un gangster filmlerinden biliyorsunuzdur. O filmlerdeki silahların kocaman bir tambur şarjörü bulunurdu. Bu şarjörler 50 ile 100 mermi alabilirdi. Tambur şarjörlerin sorunu şuydu. Mermiler silahın içinde sıkışıp duruyordu. Savaşta böyle bir şey kabul edilemez. O yüzden şarjörleri değiştirip dikey şarjör koydular. Bunlar da 30 mermi alabiliyor. Komandoların sahneye çıkma sırası geldi. Motorlu tekneler kıyıya yanaşmaya başlarken hırpalanmış Campbelltown'daki mürettebat da çoktan hedefe doğru taarruza geçiyor. Campbelltown'daki 70 küsür komando 9 ekibe ayrılıyor. İki saldırı ekibi öncülük edecek. Sol ve sağ kanatta düşman mevzilerine saldıracaklar. Onların ardından tahribat ekipleri hedeflerine doğru ilerleyecek. Yüzbaşı Chand'in ekibi kuru havuzdaki pompa merkezine, Yüzbaşı Burden'ın ekibi kuzey manevra noktasına, diğer ekipler de kuzeydeki liman girişine ve güney manevra noktasına gidecek. Tüm hedefler yok edildiğinde çıkış noktasına geri çekilecekler. Saat 01:40. Varıştan 6 dakika sonra. Komando saldırı ekipleri en yakın düşman mevzilerindeki silahları temizleyecek ve böylece Almanlar bu küçük ölçekli istilaya karşılık vermeden önce saldırı birliklerine çok önemli dakikalar kazandıracak. Yüzbaşı Chant ve tahrip ekibinin pompa merkezine gidebilmeleri için onlara yol açacaklar. Pompa merkezi kuru havuzdaki su seviyesini ayarlıyor. Buranın imha edilmesi rıhtım girişinden sonra ikinci önem sırasında. Küçük bir patlama kilitli kirişi yok edecek. Chant çıkarma sırasında bacağından yaralandı. Aşağı inerken birkaç basamağı büyük bir acıyla ve dikkatle atlatması gerekiyor. Su geçirmez patlayıcılar maksimum hasar verecek şekilde yerleştiriliyor. Chant'in ekibi TNT'den neredeyse iki kat güçlü bir patlayıcı kullanıyor. Pompa merkezi için çamaşır makinesiyle simülasyon yapacağız. Bunda da pompa var. Şimdi yapacağımız şey şu. Pompa merkezi saldırısında kullanılan gerçek plastik patlayıcılardan alacağız. Modern bir muadili bu ama aynı RDX patlayıcıdan yapılıyor. Bundan 100 gram alacağız ve çamaşır makinesinin üzerine yerleştireceğiz. Tetikleyiciyi yerleştirerek ne olacağına bakacağız. Patlayıcı buradaydı ve çamaşır makinesinin içinden dibe kadar vurarak tamamen paramparça etti. Kullanımı, taşıması ve yerleştirmesi çok kolay olan güçlü bir patlayıcı. Böylesi sabotaj operasyonları için ideal.
Sennizer pompa merkezini yok etmek için komandoların bunun 700 katı patlayıcı kullanması lazım. Kent 90 saniyelik kitili ateşliyor. Yaralı subay çavuşlardan birinden yardım alarak zifiri karanlıkta labirent gibi merdivenlerden topallayarak çıkıyor. Ve birkaç saniyeyle güvenli bir yere varıyor. 68 kilogram patlayıcı binayı yerle bir ediyor. Kuru havuzun suyunu boşaltan pompaları işlevsiz hurdaya çeviriyorlar. Kendin ekibi pompa merkezini havaya uçururken diğer tahrip ekipleri de hedeflerine patlayıcı koyuyor. Binbaşı Petey ve ekibi de karaya oturan Campbelltown'un tahliyesi için beklemede. Yüzbaşı Pörtün ekibinin yolu en uzun olanı. Hedefledikleri yer olan kuzey manevra noktasına doğru ilerliyorlar. Yüzbaşı Dennison'ın 3 kişilik ekibi onlara yakın koruma sağlıyor. Bir siperdeki Almanlar bu ekibe ateş açtığı zaman Dennison'ın adamları devreye girecek. Bu çok karmaşık bir misyondu. Hız çok önemliydi. Hızlı olmazlarsa iyi hazırlanmış olan düşmanı şaşırtamazlardı. Komandolar Alman mevzileriyle karşılaştıklarında planı basitçe uygulamak önemliydi. Böylece hızlı olabilirlerdi. Dennison Almanları sıkıştırırken iki komando da el bombası atabilecek kadar yakına gidiyorlar. Siperdeki herkes öldürülüyor. Dennison ekibi güvenlik geçiş sağladıktan sonra Burden görevine devam ediyor. Kuzey manevra noktasında kuru havuzun kuzeydeki kapısını açıp kapatan mekanizmalar bulunuyor. Burayı tahrip etmek limana vurulan başka bir ağır darbe olacak. Manevra noktasına geldik. Burada ağır bir metal kapı olduğunu gördük. Kilidi ateş etmeye çalıştık ama olmadı. Sonra Ron Chong kilidi balyozla kırarak açtı. İçeri girdiğimizde ezbere bildiğimiz adımları uygulayarak patlayıcıları yerleştirdik ve bağladık. Bütün patlayıcılar bağlandığında Burden'ın tahrip ekipleri güvenli mesafeye çekilip fitili ateşliyorlar. Unutulmayacak bir görüntüydü. Bütün bina patlamadan önce bir metre yükseldi sanki. Sonra da iskambil kağıdından bir ev gibi çöküverdi. Plan tıkır tıkır işliyor gibi. Ama limanın diğer tarafında tek kaçış yolları darmadağın olmakta. Saat 02:19. Barıştan 45 dakika sonra. Saldırı birlikleri temel amaçlarını gerçekleştirdiler. Campbelltown patlayıcı yükleriyle birlikte liman girişine saplandı kaldı. Tahribat ekipleri de limanın manevra noktalarını ve pompa merkezini havaya uçurdular. Kuzey girişine de hasar verdiler. Emirler doğrultusunda ekipler motorlu teknelerce alınmak üzere mendireye doğru çekiliyorlar. Korktukları gibi burası düşman askeri kaynıyor. Buradan canlı çıkma şansı yaratmak veya esir düşmekten kaçınmak imkansız gibi görünüyor. Ama Pörder'ın tahrip ekibi geri çekilirken liman etrafında Alman ateşi altından geçiyorlar. Ateş sesleri inanılmazdı. Her yer projektör ışığı ve patlayıcıların alevleriyle aydınlanıyordu. Komandoların ikinci komutanı olan binbaşı Kaplan da mendireye yöneliyor. Binaların etrafından dolanmaya çalıştık. 3,5 metrelik duvarlar yolumuzu kesti. Zaman azalıyordu. Birbirimize kenetlenerek koştuk ve güvenli yerlerde durakladık. Makineli silahlardan daima bir adım önde olmayı başardık. Bu çok tehlikeli bir yöntem. Şehirlerde çarpışırken yolunuza çıkan binaları temizleyerek gitmelisiniz. Ne olursa olsun askerler bariz yoldan kaçınmalılar. Komandolar çatıları ve arka bahçeleri kullanarak evden eve atlamalı. Duvarlarda delik açmaları bile gerekebilir. Ama bariz olan yol tek kaçış yolları. Buradan çıkmaları mendirekteki ağır silahlı komando ekiplerine bağlı. Saldırı ekipleri motorlu teknelere binip kaçmayı başarıncaya kadar mendireyi korumalılar. Ama ne yazık ki bir sorun var. Zırhsız olan ve güvertelerinde yakıt tankları bulunan motorlu tekneler düşman ateşinde kaldı.
Birkaçı çoktan alev almıştı bile. Küçük teknelerden biri 37 milimetre